Evet, Nisa suresinin yine 3. ayetiyle ilgili Eray Eren Bursa'dan sormuş. Bu ayetin son kısmındaki bu zamiri, herhalde zâlike, ednâdaki zâlike, bu zamiri cariye ile evliliğe, yani yakın olana gitmesi daha uygun değil midir? Ve ayetin son kısmına bu sapmamanız için en aşağısıdır, en son yoldur şeklinde meal verilebilir mi? Bu şekilde verilen meali Nisa suresinin 25. ayeti desteklemez mi? Cariye ile evlilik son yol diye. Zalike edna illa ta'ulu. Cariye ile nikah en son yol. Artık millet çalışmaya başlamış yani. Demek ki işe yaramış. Cariye harp esiri manasına var. Yoksa öyle yatağa atacağım bir kadın manasına Kur'an-ı Kerim bunu kesinlikle yasaklamıştır. İlk günden itibaren, işte şimdi bu ayet-i kerimeyi okuyayım, orada görürsünüz. Bak şimdi burada diyor ki ayet: ve bu arkadaşımızın şeyinde fe in khiftum en la ta'dilu, yani birden fazla eş aldığınız zaman adaleti yerine getiremeyeceğinizden korkarsanız, ki bunun zorluğu öbür ayette de ortaya konmuştu. Fevahideten, yani fenkihu vahideten, bir kadını nikahlayın. Evma meleket eymanukum, ya da elinizin altındaki cariyeyi nikahlayın. İkisi de inkihu fiilinin mefuludur. Biri diğerinin üzerine atfedilmiştir. Arapça açısından söylüyorum. Arapça bilen arkadaşlarımız. Şimdi buna ne mana vermişler? Elimizdeki mealden okuyorum. İşte Diyanet Vakfı'nın meali, biliyorsunuz. Haksızlık yapmaktan korkarsanız bir tane alın, yahut da sahip olduğunuz cariye ile yetinin demişler. Sahip olduğunuz cariye ile yetinin ne demek? Ondan zaten cinsel olarak yararlanıyorsun, öyle devam et demek değil mi? Halbuki bu ayeti kerimeye böyle bir mana verilme imkan ve ihtimali yok. Ya yeni bir Arapça uyduracaksınız, mevcut Arapçanın dışında yeni bir dil uyduracaksınız, ya da böyle bir mana vermeyeceksiniz, veremeyeceksiniz. Çünkü burada şeyin fevahideten, fenkihu vahideten demektir yukarıdaki fiilden dolayı. Bir taneyi nikahlayın. O bir taneye hangi işlemi yapıyorsanız, evma meleket eymanukum, o evden sonra, harfi cerden sonra gelene de aynı işlemi yapacaksınız. Çünkü matuf, matufun aleyhin hükmündedir Arapçada. Matuf ile matufun aleyhin arasında bir fiil sokulamaz. Ama cariyelerle ilgili bir kere önceden kararı vermişler, bunlar odalık olarak kullanılacak diye, ilgili ayetlerin tamamının anlamını değiştirmişler. Onlardan bir en önemlilerinden birisi budur. Bu sizin sorunuza cevap. Şimdi burada zalike cariyeye gitmez, nikaha gider. Nikaha, yani bir taneyi nikahlamak, ya da çünkü fenkihu şeyin cümlenin esas ögesi o. Nikahlayın meselesidir. Öbürü nikah fiilinin mefulleridir. Bir taneyi ya da cariyeyi nikahlamak adaleti yerine getirmemeniz açısından daha hayırlıdır. Nisa suresinin 25. ayetinde diyor ki Allahü Teala: ve men lem yestati' minkum tawlan en yankahal muhsanatil mu'minati. Sizden kiminiz namuslu mümin kadınları nikahlamaya güç yetiremezse, fe mimma malakat eymanukum min fetayatikumul mu'minat, mümin cariyelerinizden gücünüzü elinizin altında olanlardan nikahlasın. O zaman fenkihu vahideten, bu arkadaşımızın dediği doğru olsa, o zaman şöyle olması lazım bu ayet: sizden kimin 2, 3, 4 kadın almaya gücü yetmiyorsa, o zaman bir tane cariye alsın olacaktır. Yani bu anlamın verilmesine imkan ve ihtimal yok. Yani o zalike cariyeye gidemez, bir kadına ya da cariyeye gider. Çünkü hür kadın almaya gücü yetiyorsa mecburen hür kadın alacaktır. O cariye kendisinin cariyesi ise, bu kişinin hür kadını almaya gücü yetiyor demektir. Onunla evlenmek istiyorsa, cariye de kabul ederse, o zaman onu hürriyetine kavuşturur, o hür kadın haline gelir ve onunla evlenir. Hürriyetine kavuşturma bedeli de onun mehri olur. Ve hür kadınla evlenmiş olur. Ama başkasının cariyesiyle evleniyorsa,
O zaman onun mehri hür kadından daha az olacağı için daha az bir mehirle evlenmiş olur. Allahü Teala cariye ile evlenmeyi de asla tavsiye etmiyor. Diyor ki ayetin sonunda zalike edine yok. Zalike limen haşiyel anete minkum, bu cariye ile evlenme ruhsatı sizden sıkıntıya düşmekten korkanlara, korkanlar için verilmiş bir ruhsattır diyor. Ve en tasbiru hayrun lekum, sabretmeniz yani cariye ile evlenmemeniz, hürle evlenmek için sabretmeniz sizin için daha hayırlıdır. Dolayısıyla bir kimsenin nikahında bir tane hür kadın varsa zaten cariyeyi nikahını alması da mümkün değil. Bu ayet onu yasaklıyor.